İyi haftalar, sağlıklı günler. Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, en sevdiğim yatırım okul yaptırmak diyen Başkan Tütüncü. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçesinde bulunan okulları gezdi. Gençlere ve geleceğe yeni yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Göreve geldiği ilk günden itibaren en büyük yatırımın çocukların eğitimi olduğunu vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, son 12 yılda 100'den fazla okulu ilçesine kazandırdı. Başkan Tütüncü, hafta sonu Dokuma Park'tan çıktı ve kazandırdığı okulları tek tek dolaştı. İşte 2020 yılında Kepez'e kazandırılan okullar. İşte burası birinci okulumuz. Bu bina 2020'de tamamlanıp mahallenin çocuklarının hizmetine sunuldu. Burası da Emek Mahallesi'ne 2020'de kazandırdığımız özel güzel bir okul. Teoman Paşa eskiden bir gecekondu mahallesiydi. Gecekondular yerini düzenli yapılara bırakınca o eski okulları da yenileriyle değiştirmek gerekti. Onlardan birisi Fevzi Çakmak Ortaokulu, Sütçüler, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Özel proje okullarımız biriydi. Gördüğünüz bina 24 derslikli bir mesleki teknik Anadolu Lisesi. Şahane bir bina ama dahası son derece güzel atölyeleri var. Karşıyaka İlkokulu'nun yerine güzel bir okul yapacaktık. O sözümüzü de 2020'de tuttuk. Kütükçü Mahallesi'ndeyiz. Buraya da bir endüstri meslek lisesi yapıldı. Biz de burada üzerimize düşen ne varsa en güzel şekilde, en güzel hale getirdik. 2020'de başladığımız en önemli projelerden birisi de Barış Mahallesi'ne yaptığımız bu anaokulu. Okulumuz inşallah kısa bir süre sonra bitecek ve okul öncesi eğitime güzel bir nokta olacak. 2020'deki bu güzel çalışmaların hepsi ama tamamı bu güzel şehrin çocukları içindi, öğrencileri içindi, her şeyden aziz gördüğümüz eğitim içindi. Kepez Belediyesi, şehrin doğu ve batı yönlerindeki iki önemli bulvar arasında Masadağ bölgesinden şehre ulaşım imkanı sağlayacak olan yolun yapımında sona geldi. Yapılmaz denileni yaptılar, aşılmaz denilen yolları aştılar. Kepez Belediyesi, uzunluğu 1800 metre, genişliği 25 metre olan yolu Masadağ bölgesinden Göçerler, Çankaya ve Fevzi Çakmak mahalleleri arasında inşa etti. Yol yapım çalışmasını inceleyen Başkan Tütüncü, Ferhat misali çalışıyoruz. Ferhat, Şirin'e kavuşmak için dağları delmişti. Biz de hemşehrilerimize olan sevgimizden ötürü Masadağ'ını keserek nice yollar açtık dedi. Biz iftiharla söylüyorum, Kepez Belediyesi kendi imkanlarıyla, kendi ekipleriyle ve kendi ekipmanlarıyla yapıyor. Kitap bir limandı benim için, kitaplarda yaşadım diyen Cemil Meriç. Hem adının yaşatılacağı hem de edebiyat müzesi özelliğiyle Antalya'da ilk olan Cemil Meriç Müze Kütüphanesi açılış için gün sayıyor. Antalya'da ilk olan Cemil Meriç Müze Kütüphanesi kapılarını açmak için gün sayıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapımına büyük bir titizlik gösterdiği Cemil Meriç Müze Kütüphanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları kontrol etti. Edebiyat Müzesi özelliğiyle Antalya'da ilk olan kütüphanenin iç defterçat çalışmaları tamamlandı. Kitap koleksiyonu, toplumun her kesiminin katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin raflarına kitapların yerleştirilmesine önümüzdeki günlerde başlanılacak. Başkan Tütüncü, kim derdi ki bir fabrikanın trafo binası güzel bir kütüphane olsun? Ama hayal edince oluyor sözleriyle değerlendirdi. Edebiyat tarihinin hatıralarının yer alacağı kütüphanede burası ve burası olmak üzere iki tane ana salon bulunuyor. Müze kütüphane, zeytin ve portakal bahçesi, botanik park ve 70 dönümlük koruluk alanın ortasında yer alıyor. Üzerinde hatıraların olduğu eski kitapları, tarihin eskimeyen sayfalarını şehirle buluşturan Kepez Belediyesi, Dokuma Park'ta 21 dükkanlı sahaf çarşısı açıyor. Kültür ve sanat adası haline getirilen Dokuma Park artık kitap kokacak. Geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen sahaf festivalinde sahaf çarşısının sözünü veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 8 metre ile 12 metrekare büyüklüğünde 21 adet ahşap dükkanın yapımını başlattı.
Her geçen güne yeni projelerle başlayan Başkan Tütüncü, kısa bir süre sonra açılacak olan Sahaf Çarşısı'nın şehrin yeni bir öğrenme, okuma ve inceleme yeri olacağını söyledi. Antalya'nın en güzel Sahaf Çarşısı, adeta bir kültür ve sanat adası haline gelmiş olan Dokuma'da olacak. Burası her ilgi grubuna dair hemşehrilerimizin büyük bir mutluluk içerisinde gününü geçirdiği önemli bir yaşam merkezi haline dönüşüyor. Sevgili izleyiciler, Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı, gündemi ve Kepez'e dair her şeyi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.